Merhabalar arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Az önce motifin yapılışını paylaşmıştım sizlerle. Şimdi de ipten, tığdan çıkmadan, ip koparmadan ve tığdan çıkmadan motifimizi nasıl birleştiririz onu göstereceğim. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunu söylemek biraz şey oldu her seferinde ama kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğendiğinizde yorumunuzu bekliyorum sizlerden. Bakın motifimi bir de şöyle bir rengine çalıştım. Siz dilediğiniz renk kombinlerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kolay ve keyifli bir şekilde ilerliyor. Şimdi trabzanlı bir birleştirme yapacağım. Hemen ipimi dışarıda bir kere çıkardım. İlk motifimi alıyorum. Köşe noktasını bakın şöyle köşe noktasını. Şunları da şöyle biraz çekelim. Tığımın başına doladım. Köşe noktasına batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Şu ipi de şöyle içeriye alayım. Yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Dönüp geldiğimde ikinci kanadını yapacağım. Önümde 4 tane ikili trabzan var. Dördüne de birer tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirlik boşluğum var. Oraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Geliyorum 4 tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirlik boşluğum var. Batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepesine birer tane ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bir zincirlik boşluğuma bir tane, 4 tane trabzanım var. Dördünün de tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. Evet, köşe noktama geldim. Köşeye önce 2 tane ikili trabzan, 1. Aynı noktaya bir tane daha. Köşe dönüşüm 2 zincir, tığımın başına doluyorum ve aynı köşe boşluğunun içerisine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Motifimin şöyle 1-2 köşesini öreceğim, sonra diğer motifimi alacağım. Yine 4 tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirlik boşluğuna geliyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığımın başına doluyorum. 4 tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepe noktasına birer tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirlik boşluğuna bir tane ikili trabzan örüyorum. 4 tane ikili trabzanım var. Köşe noktasına kadar yani motifimin iki köşesini de bu şekilde birleştirme rengimden trabzanlarla örüyorum. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. 4 tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepe noktasına batıyorum. Birer tane ikili trabzan örüyorum. Evet. Köşe noktasına kadar geldim. Köşede 2 tane ikili trabzan örüyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Köşe dönüşüm 2 zincirde. Diğer motifimi alıyorum. Tığımın başına doluyorum. İki motifimin de ön yüzü bana bakıyor. Hemen arkadaki motifimin köşe boşluğuna geliyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Burada da bir zincir çekiyorum. Motiflerimi bu şekilde sırt sırta döndürüyorum. Bakın örülmüş motifimin yüzü bu tarafa bakıyor. Örülmemiş motifimin yüzü bana bakıyor. Şimdi burada bakın ikinci 1-2 burada da 1-2 ikinci trabzanın şöyle arkadan bakın ikinci trabzanın tepesine batıyorum arkadan. Böyle yapıyorum ilmeğimi doluyorum. Geliyorum aynı köşe boşluğuna
Trabzan. Geldim, bu Trabzan'ın arkasından battım, ilmeğimi tığıma doladım, aynı köşe boşluğuna battım, ikili Trabzan. Köşemi bu şekilde oluşturdum, oluşturmayalım. Şimdi geliyorum tekrar, bakın. Bir, ikinci Trabzan'ın tepe noktasına battım, ilmeğimi aldım, tekrar gösteriyorum size. Geliyorum burada, şimdi ip koparmadan birleştirme yapacağım için köşe noktasına bir daha çalışmıyorum. Tığımın başına doladım. İlk trabzan gözüne batıyorum. İkili trabzan. Sırasıyla bakın. Yan trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi tığıma doladım. Karşısına geçiyorum. İkili trabzan. Arkadan trabzan tepesine battım. İlmeğimi doladım. Karşıdaki trabzana. İkili trabzan. Bakın hiç tığdan çıkmıyorum arkadaşlar. Bakın. Battım. Tığıma doladım. Geliyorum karşıdakine, trabzan tepesine, ikili trabzan. Geldim. Trabzan tepesine battım. İpimi de doladım. Bir zincirlik boşluğuma geliyorum. İkili trabzan. Bu şekilde motiflerimi karşılıklı birleştiriyorum. Bakın. Arkadan trabzan tepesine battım. Tığıma doladım. Geliyorum karşıdaki trabzana, karşısına denk gelen trabzana. İkili trabzan örüyorum. Hem örümü çok kolay ve rahat, görüntüsü de çok güzel bir şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde, bakın, arkadan battım ilmeğin tepesine, tığımın başına doladım. Geliyorum buradaki ilmeğime de ikili trabzan örüyorum. Sırasıyla bu şekilde bir zincirlik boşluğuna geldim, ikili trabzan. Trabzan tepesine batıyorum arkadan. İlmeğimi aldım. Hemen geliyorum burada trabzan tepesine, ikili trabzan. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Geldim. Alıyorum, ikili trabzan. Battım. Hemen karşıdaki trabzan gözüne battım. İkili trabzan. Yakınlaştırarak izleyin arkadaşlar. Trabzan tepesine battım arkadan. Tığımın başına doladım. Geliyorum bir zincirlik boşluğuma, ikili trabzan örüyorum. Hiç tığdan çıkmıyorum. İnanın çok pratik olacak sizler için de. Trabzanla birleştirme yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Trabzan tepesine battım. İlmeğimi doladım. Hemen ikinci trabzan gözüne batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde karşılıklı birleştiriyorum. Trabzan tepesine battım, ilmeğimi aldım. Bakın köşe noktamdayım. Geliyorum köşeye, önce bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Geliyorum sıradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Geldim. İkinci. Bakın. Bu şekilde halı gibi, dokuma gibi birleştirme tekniği kullanıyorum. Ne yapıyorum burada hemen? Burada bir zincir çekiyorum. Geliyorum burada, bakın, trabzan gözüne batıyorum, tığım başına doluyorum. Geliyorum burada ikili trabzan, buraya da boşluğa battım. Geliyorum burada da ikili trabzanım, bu şekilde örüyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde yol aldım. Tığımın başına doluyorum, hemen buradaki motifimin köşe noktasına iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Çünkü iki tane ikili trabzanımı burada yaptım. Sırasıyla trabzan tepelerine, bakın, birer tane ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Şu köşeyi tekrar göstermek istiyorum. Hiç kafaya takılacak bir şey kalmasın. Bakın sırasıyla geliyorum. Trabzan tepesine battım. İlmeğimi aldım. Battım. İkinci köşeme iki tane ikili trabzan yaptım. Burada İki zincir çekiyorum. Köşe boşluğuna batıyorum. Bakın köşe boşluğuna batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne. Bir zincir açıyorum bu şekilde. Bakın geliyorum şimdi bu köşe noktasına. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Şimdi sırasıyla tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan. Boşluğa bir tane. Trabzan tepelerine birer tane
İkili Trabzan. Bir zincirlik boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Dört tane ikili trabzanım var. Dördünün de tepe noktasına birer tane ikili trabzan. Köşeye geldiğimde köşeye iki tane ikili trabzan, iki zincir, şöyle tığımın başına doluyorum ve aynı köşe boşluğunun içerisine bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Yine dört tane ikili trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan, aynı mantıkla yoluma devam ediyorum. Bir zincirlik boşluğuma da bir tane ikili trabzan. Motifimi bakın birleştirdim. İki köşesini ördüm. Diğer motifimi aldım. Bunu da üç köşesini öreceğim. Bu köşeye kadar geleyim. Aynı mantıkla devam edeceğiz zaten. Köşeye kadar geleyim. Ondan sonra diğer motifimi alacağım. Diğer motifi almadan önce görüşelim. Evet arkadaşlar, köşeye doğru yaklaştım. Hemen köşeme geliyorum. İki tane ikili trabzan örüyorum. Bir. Bir tane daha da ördüm. İki. Burada bir zincir çekiyorum. Diğer motifimi alıyorum. Tığımın başına doluyorum. Diğer motifimin köşesini yanaştırdım. Geliyorum köşe arkadaki motifimin köşe noktasına. İki tane ikili trabzan örüyorum. Bir ve iki. Burada da bir zincir çektim. Hemen motiflerimi sırt sırta veriyorum. Geliyorum burada şimdi. Hemen bir değil ikinci trabzanın bakın. İkinci trabzanın tepesine arkadan battım. İlmeğimi tığımını doladım. Geliyorum burada ilk trabzan gözüne batıyorum. İkili trabzan. Aynı mantıkla bakın trabzan tepesine battım. İlmeği doladım. Geliyorum burada trabzan tepesine ikili trabzan. Trabzan tepesine battım. İlmeğimi doladım. Bu trabzan gözüne battım. İki. Bakın kaç tane? Bir, iki, üç, dört tane ilmeğim var. Hepsini bir kapatıyorum. Arkadan trabzan tepesine batıyorum. Tığımın başına doluyorum. Şunu şöyle alalım. Geliyorum burada trabzan gözüne batıyorum. İkili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın battım. İlmek aldım. Geldim trabzan gözüne battım. Dört ilmeğim var. Dördünü biri kapattım. Hiç tığdan, ipten çıkmadan bu şekilde birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Trabzan gözü, ilmeğimi aldım, bir zincirlik boşluğuma geldim, dört ilmeğim var, dördünü biri kapattım, battım, doladım, buraya geldim, ikisini çektim, iki, dört ilmeğim var, dördünü birden kapattım, bu şekilde, gösterdiğim şekilde görelim arkadaşlar. Hem pratik hem de görüntüsü muhteşem. Trabzan tepesine battım. İlmeğimi aldım. Son trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Geliyorum şimdi burada trabzan tepesine batıyorum. Tığımı doladım. Köşe noktama geliyorum. İkili trabzan. Yan trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi doluyorum. Aynı köşe boşluğuna bir ikili trabzan daha. Hemen burada bir, iki zincir çektim. Buradaki köşe boşluğuna bakın. Köşe boşluğuna batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Sık iğne. Bir zincir çektim. Bakın açıyorum bu şekilde. Hemen ne yapıyorum?
köşemin ikinci kanadı olan iki tane ikili trabzanı aynı köşe noktasına batarak yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi yine aynı teknikle trabzan tepelerini ikili trabzan. Burada bir tane eksik yapmışım, üçlü yapmışım. Aynı göze tekrar batayım, sıra sayılarımız şaşmasın. Bir zincirlik boşluğuna bakıp batıyorum ikili trabzan. 4 tane ikili trabzanım var. Hepsinin tepesine birer tane ikili trabzan. Bir zincirlik boşluğuna bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bakın 3 tane motifimi birleştirdim. Geleceğim bu motifimde çepeçevre öreceğim. Sonra üstünü kapatmayı göreceğiz arkadaşlar. Üstünü kapatmak da önemli. Onu da birlikte yapalım. Ben şu köşeye kadar bir öreyim, geleyim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bakın köşe noktama geldim. Geliyorum köşeye, önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı köşe boşluğunun içerisine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Sırasıyla yine 4 tane ikili trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan, aynı mantıktaki üstünü kapatacağım. Şurada yaptığımız şey önemli. Geliyorum trabzan tepelerine ikili trabzan, bir zincirlik boşluğuna bir tane ikili trabzan, trabzan tepelerine. Şuraya kadar bir aynı mantıkla ben öreyim, burada görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bakın geliyorum şimdi köşemin boşluğuna, iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşemin ikinci kanadını oluşturmuş oldum. Burada iki zincir çekiyorum. Bakın iki motifin kesiştiği bir nokta var burada. Bakın iki motifin kesiştiği noktaya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum, kaydırmayla bağlıyorum. İki zincir çekiyorum, tığımın başına doluyorum. Şimdi buradaki motifin köşe boşluğuna batıyorum. İki tane ikili trabzan örüyorum. Ve yine aynı yaptığımız şekilde 4 tane ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan. Bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. 4 tane ikili trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan, bir zincirlik boşluğuna bir tane ikili trabzan. Şimdi tekrar ben size göstereceğim. Bakın burada ne yaptıysak aynısını burada da yapacağız. Pardon. Şuraya kadar geleyim, orada tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, köşe noktasına kadar geldim. Bakın geliyorum şimdi, motifimin zaten ilk kanadı burada. Aynı köşe boşluğuna batıyorum. İki tane ikili trabzan örüyorum. Burada iki zincir çekiyorum. İki motifin kesiştiği noktaya bakın. Şurada bir boşluk var. Battım, ilmek çıkardım, kaydırdım. İki zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve aynı geliyorum bu motifimin de köşe boşluğuna iki tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde. Yine her trabzan gözüne birer tane ikili trabzan, bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. Aynı mantıkla bu şekilde bakın. Şöyle. Aynı mantıkla köşeye kadar geleceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Onu da nasıl birleştirdiğimizi şurada göstereceğim. Ve diğer motifi de göstereceğim arkadaşlar şu şekilde. Ben şuraya kadar bir öreyim, geleyim. Evet arkadaşlar, köşe boşluğuna kadar geldim. Bakın. Köşeye geliyorum, iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum, tığımın başına doluyorum. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Onun da köşesini, ön yüzünü ve köşesini bakın kendime doğru getirdim. Arka motifime köşe noktasında iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen motiflerimi bu şekilde, pardon, sırt sırta çevirdim. Ne yapıyordum hemen? Burada arkadaki bir ikinci trabzanın bakın tepe noktasını arkadan battım tığımdan. İlmeğimi bu şekilde aldım. Geliyorum buradaki ilk trabzan gözüne batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini çektim. 4 ilmeğim var. 4'ünü de beraber çektim. Hiç tığdan çıkmıyorum. Yani trabzan tepesine battım. İlmeğimi doladım.
Karşıya geçtim. İlk ikisi. Hepsini bir. Geldim. Yine aynı birleştirme tekniğiyle bakın. Bakın. Buradan batıyorum. Şöyle. Buradan battım. Tığıma doladım. Hemen karşıdaki trabzan gözüne battım. İlk ikisini çıkardım ve hepsini bir çıkardım. Buradan battım. Doladım. Bir zincirlik boşluğuna geldim. İlk ikisini çıkardım. Dört ilmeğim var. Dördünü birden kapattım. Bu şekilde. Batıyorum. Trabzan gözüne batıyorum. İlk ikisi ve hepsi. Bu şekilde. Bu şekilde yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim şimdi size. Birleştirdik nasıl oldu diye. Şöyle bakın. Bu şekilde devam edeceğim. Şurada yapacağımız şey. Ben birbirine birleştireyim. Şurada ne yaptığımızı bir görelim. Sonra diğer motifimizi alacağız zaten. Diğer motifte de şu dört motif nasıl orada birleşiyor diye görmemiz çok önemli. Diğer hepsi aynı zaten. Şu sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda görüşelim. Bakın arkadaşlar. Devam ediyorum. Trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi aldım. Motifimin köşesindeyim. Geliyorum bir tane ikili trabzan örüyorum. Yan tarafa batıyorum. İlmeği doladım. Geldim. Motifimin ikinci köşesinde yaptım. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın geliyorum. Burada iki motifin kesiştiği nokta. Orta kısmı batıyorum. Bu ilmeği aldım ve buradan geçirdim. Bir zincir çektim ve şöyle açıyorum. Geliyorum köşeye iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve yine dört tane trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan. Bir zincirlik boşluğuna batıyorum. İkili trabzan. Bu şekilde bu mantıkla yukarıya kadar çıkacağım. Bakın bulunduğum nokta benim bu şekilde. Burada 3 tane motifimi birleştirdim. Üstünü kapattım. Geldim bu motifimi aldım. Şimdi şu köşeye kadar aynı mantıkla geleceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Ve şu orta noktada ne yaptığımızı bir görelim arkadaşlar. Tığdan çıkmadan, ipi koparmadan harika bir şekilde motif birleştiriyoruz. Motifimize isim de takarız tabii ki. Bu şekilde devam edeceğiz ve güzel bir hırka çalışması yapacağız inşallah. Biraz daha mevsim sonu gelsin ama motiflerimiz kalsın, bilinsin burada. Şuraya kadar, köşe noktasına kadar, şuraya kadar bir çıkayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, köşe noktasına kadar geldim. Köşeye geliyorum, iki tane ikili trabzan arıyorum. Bir tane daha ördüm. İki, bir zincir çektim. Tığımın başına doluyorum, diğer motifimi alıyorum. Şöyle, köşe noktasına getirdim. Tığımın başına alalım. Arkadaki motifin bakın köşe noktasına iki tane ikili trabzan arıyorum. Bir zincir. Hemen iki motifimi böyle döndürdüm. Yine aynı sistemle bakın. İkinci trabzan gözüne batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Burada da ilk trabzan gözüne batıyorum. Bu şekilde yoluma devam ediyorum. Buradan şöyle göstereceğim. Buradan birleşeceğim aynı teknikle. Şu orta noktada ne yaptığımızı görelim. Şuraya kadar ben bir geleyim. Şunları birbirine birleştireyim. Şu köşede ne yaptığımızı bir görelim. Orada buluşalım. Tamam. Evet arkadaşlar bakın köşe noktama kadar geldim. Geliyorum buradan. Trabzan gözüme battım. Köşeye geldim. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Diğerine batıyorum. İlmeği doladım. Köşe boşluğuma geldim. İkili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın. Tüm motiflerin kesiştiği ortak bir nokta var. Buradan tığımı geçirdim. Bakın tekrar gösteriyorum. Tüm motiflerin kesiştiği ortak nokta. İlmeği alıyorum. Buradan çıkardım. Bir zinciri burada çektim. Geliyorum köşe boşluğuma. İki tane ikili trabzan örüyorum. Yani köşemin ikinci kanadını örüyorum. Bir, iki. Yine geliyorum buradan bakın. Sırasıyla bir ikinci trabzanın gözüne batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Başlıyorum burada. Karşılıklı aynı mantıkla birleşmeye. Diğer motifimi de bu mantıkla birleştireceğim. Geliyorum. Geliyorum.
Sıra sonuna kadar bu şekilde birleşeceğim. Geleceğim burada. Karşılıklı birleştireceğim. Şuraya da tutunacağım. Burayı tutunmayı da göstereceğim. Zaten artık diğer motifimizde örmeyi görürüz. Bu şekilde bakın. Şöyle birleştirme tekniğimiz de çok güzel. Tekrardan şöyle bir ekran resmi alayım ben. Karşılıklı birleştireyim. Şurada tekrar son tutunma nasıl oluyor onu göstereceğim. Bakın. Köşe boşluğuna gelmeden önceki durumdayım. Geliyorum buradan ilmeğe batıyorum. Tığımın başına doluyorum. Geliyorum. Bir tane ilgili trabzan. Buradan batıyorum. Batıyorum. Köşeme bir tane daha ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın. Burada iki motifin kesiştiği ortak noktanın tam ortasına tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Buradan şunu bir ilmeği kaçırdım. Şuradan tekrar yapacağım. Battım. Köşemi ördüm. Bir zincirimi çektim. İki motifin kesiştiği noktadan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Ve çektim. Bakın buraya da şöyle göstereyim. Buraya da birleşmiş oldum. Burada da ne yapıyorum hemen? Bir zincir çekiyorum. Giriyorum köşe boşluğuna. İki tane ikili trabzan örüyorum. Ne yapıyorum? Yukarıya kadar aynı teknikle öreceğim. Sonra diğer motifimi alacağım. Aşağıda gösterdiğim şekilde de birleştirmemizi yapmış olacağız. Yukarıya kadar öreceğim ve diğer motifimi alacağım. Sonra da üstünü kapatacağım. Birleştirme tekniğimiz bu şekilde. Sonra tamamını kapatacağım böyle. Hırka için yeleğini zaten star olarak paylaşmıştım ben sizlerle ama yapmamıştık beraber. Ben şimdi sizlerle bir güzel hırka yapmak istiyorum bununla. Oldukça motiflerimi biriktirdim. Fırsat buldukça her projenin motiflerini örmeye çalışıyorum. Yaz sezonu olduğu için de bütün yardımcılarım tatilde. O yüzden de biraz sıkıntı çekiyorum. Aslında daha çok videolar çekmek istiyorum ama onun hazırlık aşaması da beni yoruyor tabii ki. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir birleştirme tekniğimiz var. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir hırka için yani 42 bedene uyum sağlayabilecek. Arkası 5 motifli tabii ki. Yani ben 42 beden birisi olduğum için 5x5 25 tane motifi bu şekilde birleştiriyorum. Bu teknikle birleştiriyorum. Daha sonrasında zaten biliyorsunuz omuzlara ikişer tane motif yerleştirdikten sonra kolları açıp aşağı doğru iniyoruz ve kollarını takıyoruz. Kolları da 3x3 9. Sağ taraf 3x3 9. Sol taraf olarak ilerliyoruz. 25 tane motif. Arka tarafa 9 tane bir kol, 9 tane bir kol. Ön 6, sağ, ön, sol 6. O şekilde motiflerimizi hazırlayalım ve güzel bir hırka yapalım inşallah. Dediğim gibi siz dilediğiniz renk kombinlerinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Siz dilediğiniz renk kombinlerinde çalışabilirsiniz. Ben bunu krem, açık gri, koyu gri olarak çalıştım. Bunu da krem ve gül korusuna benzeyen bir renkle çalıştım. Hepsi Anize Cotton Gold'un renkleri arkadaşlar. Zaten renk haritasından da elde edebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Muhteşem. Görünüyor bence birleştirme tekniğimizde. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.